Tanır salon alalım. Tanık yok efendim. Bu kardeşimiz gidip suçunu itiraf edecek. Senin baban da 20 sene gibi insanı delirtecek bir ceza almayacak. E ama yok dersen sonuç dört duvar biliyorsun zaten. Bak ben sana aileni kurtarma şansı veriyorum. Sen de bana bu azadı ver. Arkadaş gitsin itiraf etsin. Ya yok Azat'ı da vermem diyorsan bu kardeş kaybolur. Babam da sittin sene içeriden çıkamaz. Seçim senin. Baban mı? Umut'un babası mı? Ben inanamıyorum ya. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin sen Alev? Nasıl göz göre göre Azat'ı verebilirsin? Ben 5 senedir bunun için uğraşıyorum. Bilmiyor musun bunu? İlk duruşmada bitecekti her şey. Ya ben ne yapacağım şimdi Alev? Azat olmadan ben kime ne anlatacağım şimdi? Ben ne yapacağım? Ya Umut çok özür dilerim gerçekten. Ne yaptığımın farkındayım. Biliyorum çok bencice. Ama tehdit etti beni. Ya ne tehdidi Alev? Sen savcı değil misin? Sen demedin mi bana benimle daha güvende olur, benimle girsin adliyeye demedin mi? Ben bunları biliyorum, farkındayım zaten ama karşıma geçip babam mı, Umut'un babası mı deyince yani cevap vermek o kadar kolay değil. Ya Süreyya ile işbirliği yapıp öyle bir dosya hazırlamışlar ki. Kurmaca deliller, yalancı tanıklar yok yok. Yani benim babamı o dosyadan kurtarmam mümkün değildi. 20 yıla yakın bir ceza alırdı. Ben onu o kör karanlığa göndermek istemedim Umut. Yani çok korktum senin babanın yaşadıklarını yaşamasından. Çok korktum işte, çok özür dilerim. Sen haklıymışsın. Sen bana 5 yıl önce Süreyya'nın etkisiyle babanın masumiyetine inanmadığında sen de onlar gibi oldun demiştin. Ben onların ne olduğunu, ne yapabileceğini çok daha iyi anladım. Özür dilerim. Böyle çünkü bu insanlar. Ben sana dedim bu insanların fıtratı bu. Ya görmüyor musun yıllardır bana yaptıklarını Alev? Kurmadıkları kumpas, oynamadıkları oyun, yapmadıkları pislik yok. Ya ben ne yapacağım peki şimdi? Buraya kadar getirdim. Al işte. Yok elimde, tanık yok. Azat olmadan ben ne anlatacağım mahkeme heyetine? Bitti. Bitti artık. Ya
Umut, ben gerçekten tekrar çok özür dilerim senden. Yani benim yüzümden bu kadar yılını verdiğim bir yoldan elim boş dönseydi ben gerçekten kendimi asla affedemezdim. Bir insan babası için neler yapabilir en iyi ben biliyorum, tamam mı? O yüzden anlıyorum seni, kızmıyorum artık. Yani ilk başta... Evet, öyle tepki verdim ama... Anlıyorum yani seni. Şimdi git Uğur amcayı içeriden çıkar, tamam mı? Adama yazık, daha fazla çile çekmesin. Tamam. Hem onların kurduğu kumpasa da düşmüş olmayalım. Tamam, onun tahliye işlemleri tamamlanmıştır zaten. Güzel. Baba. Şşş. Komutanım, bir iki dakika izin verir misin? Baba, duruşma çok iyi geçti. Merak etme, bundan sonrası da iyi devam edecek. İçini rahat tut, tamam mı? İyi mi geçti? İyi şeyler düşündüler mi benim için? Evet, evet. Gayet iyi geçti baba. Rıza amcam, öyle bir evlat yetiştirmişsin ki. Umut öyle bir adım attı ki. Sen kafanı hiç yorma. Bundan sonrası senin için sadece tahliye. Şimdi babam sen git bir dinlen, tamam mı? Ben hapishane yönetimiyle konuştum. Her şey aynı şekilde devam edecek. Rutin bakımların, doktor kontrolleri falan. Hiçbir değişiklik olmayacak. Biraz daha dayan babam, az kaldı. Tamam. Hadi devam et, hadi. Aslan oldum benim. İyi olacağız babam, merak etme. İyi olacağız. Allah rahmet eylesin Makbule ablaya, valla. Gider ayak bombayı kucağımıza bıraktı. Biri gördü diyor akşam Rıza amcayı. Kim acaba bu sürpriz tanığı? Emir Kıran Plaza'da o gece nöbetçi olan güvenliklerden biri. Bu adamın kim olduğunu ve nerede olduğunu hemen bulmamız lazım abi. Hmm. Ben o zaman bir kurcalayayım oralara bakalım. 5 yıl öncesine dair kim varmış, kim yokmuş. O iş bende. Azat'tan haber var mı? Yok ya. Yine yaptılar yapacaklarını yani. Azat'ı alabilseydik Fecir'i de sanık koltuğuna oturtabilirdik ama. Yani. Neyse, babamın masumiyetini kanıtlayabiliriz bu şekilde. Bunu bir halledelim. Sonra sıra onlara gelecek. Aynen. Duruşmalar iyi geçmiş Fecir Bey. Oğlum, adamın elinde ne vardı duruşması iyi geçecek lan? Makbule Coşkun'un kızını da ikna etmişler. Onu da getirdiler. Sıkıntı yok değil mi? Yok savcım, her şeyi hallettik. Tamam, teşekkürler. Babacığım. Ne işte babacığım? Birkaç prosedür vardı, onu da hallettik. Babacığım, sen beni böyle daha mı çok üzmek istiyorsun? Benim sana bakacak yüzüm mü kaldı kızım? Ben içeriden çıktım ama senin gözünde ne haldeyim kim bilir? Babacığım, olur mu öyle şey? Herkes hata yapar. Sen sadece bana bir daha bu kumar meselesine bulaşmayacağına söz ver, tamam mı? Elimi sürmem bir daha ama. Allah benim belamı versin. Hayır, bir şeyler söyleme. Ayrıca o Fecir denen adamı bir daha asla yanına yaklaştırma, lütfen. Bak bir derdin, bir sorunun olunca önce bana gel, biz çözeriz. Tamam mı? Tamam kızım. Hadi git şimdi, ben geleceğim. Merak etme. Göreve dönmene çok sevindim Cevher. Ben de sarcım. Daha yapacak çok işimiz var. Ah. Şimdi sıra bu kumpası kuranları cezalandırmakta. En son burada seninle bir anlaşma yapmıştık. Senin zaten bildiğin gerçekleri biz ikimiz beraber ortaya çıkaracaktık. Ya hala çıkarabiliriz. Bak hala bu işi birlikte yapabiliriz. Utanın nerede olduğunu biliyorsan, herhangi bir fikrin varsa lütfen bizimle paylaş. Sen hala benim bu işin bir parçası olduğumu düşünüyorsun değil mi? Yani ben biliyorum, bile bile susuyorum öyle mi? Bilerek ya da bilmeyerek. Sen geçen duruşma abini korumak için susmasaydın, Umut'un babası özgürlüğüne kavuşacaktı. Bir
tek siz masumsunuz yani. Bir tek siz iyisiniz, öyle mi? Rüya, ailenin hatalarının bedelini başkaları ödeyemez. Masum insanlar ödeyemez. Kim ya bu masum insanlar? Ha? Kim bu masum insanlar? Sen misin masum? Sen benim duygularımı kullanmadın mı ya? Sen beni kullanarak ailemin içine sızdın. Sen bizim hepimizi, her birimizi manipüle ettin Umut. Benim abim Azat'ı öldürüyordu ya. Öldürüyordu. Sen bizi paramparça ettin. Sen ne yaptın? Sen babanı kurtarmak için Umut'un davasını sattın. Siz misiniz masum? Siz gerçekten masum musunuz? Sen her şeyi bilerek Fecir'e Azat'ı teslim ettin ya. Siz masum da değilsiniz, siz suçsuz da değilsiniz. Rüya, sen bu kadar şeyin içinde masum kaldığına inanıyorsan gerçekten, kimseye zarar vermek istemiyorsan o zaman susmayacaksın, doğru olanı yapacaksın. Sen bana bağırmayacaksın. Tamam, tamam. Rüya bak. Rüya dinle. Benim tanığımı elimden aldılar. Şu an yarınki duruşmada elimde hiçbir şey yok. Ama eğer sen duruşmaya gelirsen, gerçekleri anlatırsan en azından babamın masumiyetini ispat edebilirim. En azından bir nebze adalet yerini bulur. Benim için adaleti kim sağlayacak? Ben hiç kimseye hiçbir şey yapmadım ya. Sizin ikinize de sordum, bana tek bir kelime etmediniz. Gerçekleri hepiniz sakladınız. Benim ailem de bana yalan söyledi, sen de benim duygularımı kullandın. Bu hikayede tek bir masum kişi var, o da benim. Ne yaptın Alev, nedir? Yok, hiçbir yerde yok. Her yere baktım. Kasanerköy adına hiçbir kayıt yok hiçbir yerde. Ya kim bilir bunlar gözaltı diye aldılar adamı, nereye koydular, ne yaptılar? Babama yaptıklarını yaptılar işte. Onu da gözaltı diye alıp başka yere götürmüşlerdi. Diyorum değil mi sana, işte bu bir yapı işi. Bu herifler elindeki yetkileri, güçleri bana karşı mücadele etmek için kullanıyorlar. Tamam ama kim organize ediyor bunu yani? Emir Kıranlardan biri mi, Bünyamin mi, Fecir mi, yok, kim? Yok yok, değil. Ben biliyorum kimin yaptığını. Çok iyi biliyorum kim olduğunu. Umut, Umut dur. Umut! Bir tutun. Siz ne yaptınız zannediyorsunuz ya? Kapıyı çalmadan girmek ne demek ya? Önünüzde saygıyla eğlenin bir de istiyorsanız. Çık dedim. Umut, benim makamımda benimle bu şekilde konuşamazsın. Konuşurum, konuşuyorum da. Yaptıklarınız yanınıza kar mı kalacak zannediyorsunuz? Yalnız bu konuşma şeklin hiç hoşuma gitmedi Umut'cum. Bir kere önce bir kendimize gelelim istersen. Alev, ne oluyor? Şimdi sen de mi buna ortak oluyorsun? Bakın bence bu saçmalığa bir son verelim artık isterseniz. Yoksa ikimiz hakkında da işlem başlatmak zorunda kalacağım. Tamam savcım. Bekliyoruz. Tam olarak hangi suçlamayla ilgili işlem başlatmayı düşünüyordunuz acaba? Cevher, lütfen arkadaşlara yolu gösterir misin? Sakın, senin karşında savcı var, dokunma. Şunu söyleyeyim size Süreyya Hanım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yaptığınız her şeyin tek tek bedelini ödeyeceksiniz. Babama yaptıklarınızın da, bana yaptıklarınızın da bu hikayede canı yanan herkes için bir bedel ödeyeceksiniz. O koltukta rahat rahat oturmak yok artık. Umut Tanrıkulu, bak kendi sonunu kendin hazırlıyorsun, ona göre. Ben ne yapacağım şimdi Ali? Yarın bu duruşma salonunda duruşmam var, elimde tanık yok. Ve bu tanık gelmezse yarın duruşmaya ben bittim Alev. 5 yıldır uğraştığım her şey suya. Ya asıl sen o duruşmaya çıkamazsan felaket olur. O zaman biteriz. Ya elimde tanığım yok diyorum Alev. Tanığım yok. Daha önemli bir şeyim var şu an. Süreyya şimdi bütün yetkilerini kullanacaktır. Ya içeri aldırırsa seni, ne yapacağız o zaman? O zaman biz de o kendi çıkarı için kullandığı yetkilerini elinden alırız. Nasıl yapacağız onu? Uzun yıllardır gururla sürdürdüğüm savcılık kariyerimde önüme ne engel çıkarsa çıksın daima kanunlar çerçevesinde hareket ettim. Ve etmeye de devam edeceğim. Ancak bugün mesnetsiz iddialarla karşı karşıyayım. Söz konusu bu iddialar Umut Tanrıkulu isimli bir avukata ait. Şahsın kendisi sırf kamuoyunda dikkat çekmek ve ünlü olmak adına öncelikle şerefime, haysiyetime ve mesleğime mesnetsizce saldırmıştır. Adeta bir yalan makinesine dönüşen Umut Tanrıkulu'nun hakkımda söylediği her şey asılsızdır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki olayda bahsi geçen Hasan Erköy adlı şahısla hiçbir alakam olmamakla birlikte bu şahısla ilgili kolluk kuvvetlerine verdiğim herhangi bir emirde bulunmamaktadır. Bunu da belirtmek isterim. Savcı Hanım, beyanınızda çok büyük bir hata var. Kamuoyunu yanlış yönlendirmek istemezsiniz diye düşünüyorum. İzninizle bir soru yöneltebilir miyim size? Arkadaşlar tamam. Evet,
Sorsun bakalım beyefendi sorusunu. Savcı Hanım, Hasan Erköy adlı şahsı hayatınızda hiç görmediğinizi ve hakkında hiçbir işlem talimatı vermediğinizi söylediniz. Peki lütfen bize açıklar mısınız? Niçin bundan 2 saat önce kendisinin evindeydiniz? Tamam, merak etmeyin. Biz bu süreçte yanınızda olacağız. Zaten ben hemen çıkıyorum, geliyorum şimdi. Görüşmek üzere. Sağ ol, sağ ol. Hayırdır deli olan? Kim aradı? Hasan'ın eşi. Ne diyor? Hasan ortadan kaybolduktan sonra tedirgin olmuşlar, paniklemişler. Onlara yardımcı olmamız lazım abi. Seslerini duyurmak istiyorlar. O zaman ben çevremdeki gazetecilere haber vereyim. Her yerde haber yapsınlar. Onları biz her yerde haber yapalım abi. Toplayabildiğin kadar sen basın topla. Süreyya'yı, Cevher'i de söylesinler. İsim isim saymamız lazım abi. Başka yolu yok. Aynen. Ben o zaman gideyim bu işi halledeyim abi. Ya. Ya. Savcım, tanığın ailesi Umut'la konuştu. Harun Yakar da işin içinde. Aileyi basının karşısına çıkartacaklarmış. Ne demek aileyi basına çıkaracaklar? Benim bütün planlarım boşa düşer bir kere. Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz tabii ki. Cevher, duyuyor musun beni? Duyuyorum savcım. Bak, ben bir basın toplantısı yapıp Umut'u rezil edeceğim. Anladın mı? Ne yapalım savcım? Umut hareket etmek üzere. O zaman ondan önce gidip biz aileyle konuşacağız Cevher. Tamam? Hadi vakit kaybetmeyin. Bekliyorum ben seni. Tamam, anlaşıldı savcım. Ha, geliyor. Ben de. Yapıştır kocaman. Cumhuriyet Savcısı Süreyya Uyar. Evet. Hasan Erkek'in eşisin değil mi sen? Evet, eşi benim. Nerede eşi? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak, eşini bulmam lazım. Ayağını denk alsın. İyi çekiyorum oğlum bak. Hepsi net çıksın ha. Gayet net. Sıkıntı yok. Eğer bir konuşursa onun kemiklerini kırarım, tamam mı? Tamam mı? Okey. Aslanım benim. Hareketlere bak. Arkadaşlar, hepinizin gördüğü üzere Savcı Hanım gözlerimizin içine baka baka yalan söylemektedir. Elinizdeki fotoğraflar tam 2 saat önce çekilmiştir. Ne yazık ki Savcı Hanım, tanığımın duruşmaya çıkarılmaması için yasa dışı yollarla kendisinin alıkonulması emrini vermiştir. Bu durumun tek sorumlusu Süreyya Uyar'dır. Sayın savcım, ne işi vardı? Sayın savcım, yapabilir miyim? İkimizin de hikayesinin ucu Süreyya'ya çıkıyor. Sen ilk darbeyi vurdun. Onu mahkemeye sanık olarak ben çıkartacağım. Mor kravatımı evde zor tutuyorum deli olan. Şimdi de tanığı vermesinler de görelim bakalım. Minnoş savcım, birinci çinko diyebilir miyiz? Umut Efendi.
Buyurun başsavcım. Ne diyeceksin şimdi bize Süreyya Hanım? Nasıl anlatacaksın kendini bize? Alakam yok dediğin Hasan Erköy hakkında çıkarmış olduğun yakalama kararı. Sayın başsavcım, durumun oradan pek de parlak görmediğim farkındayım. Fakat elinde ne varsa, bütün dava, dosya, yetkiler hepsini devrediyorsun Süreyya. Hemen şimdi. Umut. Hasan abi nasılsın? İyi misin? Sıkıntı yok değil mi? İyiyim şükür. İyi tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana bir tanık borcum vardı. Azad'ın yerini tutmaz ama idare edersin artık. O zaman ben de sana iyi bir haber vereyim. Basın toplantısında olanlardan sonra Süreyya Uyar hakkında jet hızında soruşturma başlamışlar. Ne? Aynen. Ya Umut hepsi senin sayende. Bir an bile vazgeçmedin ki. Bilmiyorum. Yani insana garip geliyor. Düşündüğün zaman bunlar eğer başıma gelmeseydi hiç Süreyya Uyar diye birinden haberim olmayacaktı. Ya da yargıda böyle insanların olabileceğinden. Ama nihayetinde senin benim gibi gerçekten adalet için savaşan dürüst insanlar da var. Biz olduğumuz sürece onlar kaybedecek. Savcım, başsavcım sizi çağırıyor. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bilmiyorum, acele dedi. Tamam. Gidelim. İmzala şunu. Soruşturma bitene kadar açığa alınıyorsun. Kimliğini de teslim alalım. Başsavcım. Ali, gel kızım. Durumlar malum. Süreyya Uyar artık uzun bir süre bu masada oturamayacak. Bunun bütün yetkilerini, dava dosyalarını, görevlerini sana devredeceğiz. Bu odaya geçersin. Hem burada rahat da edersin. Başsavcım, bir cumhuriyet savcısı olarak görevimi layığıyla yerine getireceğimden emin olabilirsiniz. Ya Süreyya Uyar. Babamın çaresizliğinden ve hastalığından o faydalandığın o an var ya. O andan beri ben bu kutlu günü bekliyorum. Senin gibi bu suçlara ortak olan herkes kelepçeyle çıkacak bu binadan. Bakıyorum kendine çok güveniyorsun Umut'cum. Ama bu kadar fazla özgüven sonunda mutlaka hata yaptırır biliyorsun. Değil mi? İşte sen o hatayı yaptığında ben ensende olacağım. Göreceğiz. Sana zamanında
Babam da buradan elini kolunu sallayarak çıkacak demiştim, hatırlıyor musun? Yarın duruşması var. Beklerim. Son kez duruşma görmüş olursun. Tabii seyirci olarak. Hakim Bey merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim de siz ne yaptınız Avukat Bey ya? Herkes sizi konuşuyor. Ortalık yangın yeri. Vallahi görüyorsunuz nelerle uğraşıyorum. Yani belki size en başta babamın davası sıradan bir dava gibi göründü ama bu da buzdağın görünen kısmı. Siz çok başarılı bir avukatsınız. Umarım adalet herkes için yerini bulur. Umarım. Sağ olun. O zaman duruşmada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alev. Ya sen hiç akıllanmayacak mısın? Ne işin var senin burada ya? Yo vallahi yakalandın mı? Onu da sen yaptın ha. 40 yıllık deli Fecir'i akıllı et. Bak Fecir, evime gitmek istiyorum. Sorun istemiyorum, tamam mı? Ne söyleyeceksen söyle, evime gideyim. Yok vallahi ben senin en sevdiğin ülkeyi öğrenmeye geldim. Ne diyorsun sen ya? Ya bir defol git artık. Alev, bir sorun yok. Ben sadece senin... Yani gerçekten senin sevdiğin ülkeyi merak ettim. Mesela hayatını bundan sonra bir ülkede geçirecek olsan burası hariç neresi olurdu yani? Fecir, git yoksa polisi arayacağım. Bak Ali, benim yaşamak için sana ihtiyacım var. Ben insan gibi bir hayat yaşamak istiyorum artık. Gel beraber gidelim buradan. Yepyeni bir ülke, sıfırdan başlayalım. Heh? Senle ben, ikimiz. Bak ben zaten gideceğim. Seni de yanına götüreceğim. Tamam. En azından senin istediğin bir yer olsun. Ha? Bak, sana gelecek misin demiyorum, farkında mısın? Sen zaten geleceksin. En azından sevdiğin bir yer olsun. Sen seç, oraya gidin. İlla rezalet çıksın istiyorsun. Arıyorum polisi. Ara lan. Ver telefonumu. Ara, kimi istiyorsun ara. Ara lan, ne yapacaklar? Ha? En fazla kelepçe takarlar. Sen tak. Umut takmayacak mıydı zaten? İster kelepçe tak, ister kes at bileğimi. Senden olsun ha? Ama ya benimle geleceksin ya da sebebim olacaksın. Benimle geleceksin Ali. Bak ben kurtulmak istiyorum. Çekip al beni buradan, kurtulmak istiyorum. Ben bu karanlıktan kurtulmak istiyorum. Her şeyden kurtulmak istiyorum. Kurtar beni diyorum bak, ne olur. Ne olur Ali. Benimle gel. Geleceksin değil mi? Sen çok hastasın. Seninle geleceğime inanacak kadar hastasın sen. Hastayım lan. Hastayım, ilacın da sensin. He? Geleceksin değil mi benimle? İkimiz buradan gideceğiz. Alo. Hayırdır? Abi, kız bu. Ne? Şş, bir dakika, al bunu. Nasıl? Alev, al bunu, kaç. Yürü. Ne? Thank you.
Enteresan vallahi, baksana da emir kıranlardan kimse gelmemiş. Onların değil, mahkemeye sokağa bile çıkmaması lazım ama. Sen iyi misin bu arada? Hı? Durgunsun. Yo, iyiyim. Şey, heyecan yaptım ya, gerildim. Emin misin? Hı? İyi. Tamam, hadi başlıyoruz. İyi şanslar. Buyurun. Sana salona alalım. Sayın Başkan, sanık Münafi yakın zamanda medyaya bir açıklama yaptı. Bu açıklamada davayı ilgilendiren bir detay dikkatimi çekti. Okumak istiyorum. Tabii, buyur. Tanığım Hasan Erköy o gece Emir Kıran Holding'de güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Tıpkı babam gibi o da bir çalışandı. Gerçekleri açıklamak üzereyken öldürülen Makbule Coşkun gibi. Biz de yaptığımız çalışmada söylenen isimlerin Emir Kıran Holding'in personeli olduğunu teyit ettik. İddia makamı olarak Emir Kıran Holding'le bir bağlantısının olup olmadığından emin olmak istedim. Bu kafa karışıklığını gidermek adına tanığımın dinlenmesini talep ediyorum. İddia makamının talebi kabule karar verildi. Tanığı salona alın. Rüya Emir Kıran, Emir Kıran Holding'deki konumunuz nedir? Emir Kıran Holding yönetim kurulu üyesiyim. Sanık müdafiinin yaptığı açıklamalar üzerinden size bazı sorular soracağım. Yargılamada sanıklar ve tanıklar ismi geçen Rıza Tanrıkulu, Makbule Coşkun, Hasan Erköy, Emir Kıran Holding'in personeliydi. Büşra Korkmaz cinayetiyle Emir Kıran Holding'in doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda bir bilginiz var mı? Biz artık yalnızız Adalat. Hayır Sayın Savcı. Bu davanın Emir Kıran Holding ya da Emir Kıran soy ismiyle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Bünyemizde binlerce çalışanımız var. Bu çalışanların kendi aralarındaki husumetler Emir Kıran Holding'i ilgilendirmemektedir. Tamamdır. Tanık çıkabilirsin. Evet sanık müdafi. Tanığı dinledik. Söyleyeceğim bir şeyler var mı? Başkanım, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki ben açıklamamda hiç kimseyi hedef göstermedim. Fakat ortada şöyle bir gerçek var. Müvekkilim Rıza Tanrıkulu'nun masumiyetini ispat edebilmem için sizlere deliller ve tanıklar eşliğinde o geceyi baştan anlatmam gerekiyor. Cinayet gecesi yaşananların zaman akışı sıralandığında müvekkilim Rıza Tanrıkulu'nun masumiyeti de ortaya çıkacaktır. Siz dinliyoruz. Her şey
babamın cinayet gecesi beni arayıp mesaiye kalacağını söylemesiyle başladı. Babam? Aslanım, şampiyonum. Ne yaptın? Ne zaman geleceksin? Ona göre atacağım pizzaları. Sen ye oğlum. Beni bekleme. Önünüzdeki HTS kayıtlarından bu görüşmenin saat 20.36'da yapıldığını görebilirsiniz. Daha sonra bilmediğimiz bir sebepten ötürü kendisi mesaiye kalmadı ve 21.14'te Emir Kıran Holding'den çıkışını yaptı. Personel kartları, giriş çıkış bilgilerine de önünüzdeki belgelerden ulaşabilirsiniz. Bu bilgileri ben bizzat Emir Kıran Holding'de çalışarak elde ettim. Devam et. Cinayet gecesine dair bilinmeyenler işte tam olarak bu noktada başlamaktadır. Müvekkilim Emir Kıran Holding'den çıktıktan sonra benimle konuşana kadar neler yaşadı? Bütün bunların aydınlanması adına ilk tanığımın duruşma salonuna alınmasını talep ediyorum. Tanığı salona alın. Kaan Bey, şimdi de olduğu gibi bundan 5 sene önce bir teknoloji mağazasında satış personeli olarak çalışmaktaydınız. Ve babam Rıza Tanrıkulu bana hediye bir telefon almak için sizin çalıştığınız mağazaya geldi. Doğru mudur? Doğru. Beyefendiyi daha sonra haberlerde de gördüm. Ben bunu oğluma alacağım da çok da anlamıyorum. Son model mi bu? Peki bu alışveriş esnasında sıra dışı bir durum yaşandı mı? Bir gariplik sezinlediniz mi? Evet, beyefendi aynı hafta içinde aynı modelden 2 tane telefon aldı. Ben söyleyiciye hiçbir şey hatırlamadı. Siz geçen de gelmemiş miydiniz? Yine oğlunuzu aynı telefondan almıştınız. Hayır, yok. Gelmedim ben. Siz karıştırıyorsunuz. Değerli mahkeme heyeti, anlatmaya çalıştığımız şey tam olarak budur. Rıza Tanrıkulu şu an acısını çektiği hastalığının belirtilerini o sırada da görmekteydi. Kendisi hiçbir şey hatırlayamadı. Fakat buna rağmen yine aynı yapıya hizmet eden insanlar tarafından kendisine sağlıklıdır raporu verilmiştir. Şimdi ben izninizle sizlere 2 adet fatura sunmak istiyorum. Bu faturalardan da rahatlıkla görebilirsiniz. Aynı mağazadan birkaç gün içerisinde alınmış aynı model 2 adet telefon. Yine faturaya bakarsanız bu satın alma işleminin gerçekleştiği saati de görebilirsiniz. Tam olarak 21.34. Yani müvekkilim Rıza Tanrıkulu'nun deliller ışığında nerede olduğunu ispatlayabildiğimiz son saat 21.34'tür. Tamam. Tanı dışarı alalım, çıkabilirsin. Bundan sonrası bizim için de karanlıktı. Ta ki merhume Makbule Coşkun'un videosu ortaya çıkana kadar. Değerli mahkeme heyeti, biz o videoda bahsi geçen güvenlik görevlisine ulaşmayı başardık. Kendisinin nerede olduğunu bulduk. Aynı zamanda tanıklık için ikna etmeyi de başardık. Fakat gelin görün ki birisi gücünü ve yetkilerini kullanarak zorbalıkla tanığımıza el koymaya çalıştı. Ve bu kişi hepinizin bildiği gibi sözde savcı Süreyya Uyar'dır. Süreyya Uyar kimdir? 5 sene önce babamın ilk yargılamasında müebbet hapis cezası alması için uğraşan ve hüküm giymesine sebep olan duruşma savcısıdır. Neyse ki kazanan o değil, haklılar oldu ve yine de öyle olacaktır. Gecenin devamını bize anlatacak olan tanığım Hasan Erköy'ün duruşma salonuna alınmasını talep ediyorum. Tanığı salona alalım. Hasan Bey, o gece Emir Kıran Plaza'da siz de nöbetçi güvenlik görevlisi olarak çalışmaktaydınız. Ve Rıza Tanrıkulu'nu o gece gördünüz, doğru mudur? Evet, 3 kere gördüm. Peki, bu gördüğünüz anları bize anlatır mısınız lütfen? Ben o gece nöbetçiydim. Zaten genelde arka tarafta, ormanlığa bakan kısımda dururdum. Bir ara plazayla ormanlık alan arasında yolda Rıza abiyi gördüm.
Tek başına mıydı? Yanında birisi var mıydı? Yoktu. Tek başınaydı. Elinde bir poşet, böylece dalgın dalgın yürüyordu. Peki daha sonra ikinci kez gördünüz. O zaman ne durumdaydı kendisi? Ben hava almak için kulübeden dışarı çıkmıştım. Bu kez Rıza abi daha yakınımdan geçiyordu. Seslendim. Rıza abi! Rıza abi! Rıza abi bu saatte ne yapıyorsun burada? Böyle uzun uzun bana baktı, cevap vermedi. Ya nereye gidiyorsun? Yani sizi tanıyor olmasına rağmen, sizin kim olduğunuzu biliyor olmasına rağmen seslendiğinizde hiçbir tepki vermedi. Doğru mudur? Evet. Yani arkasını dönüp öylece gitti. Değerli mahkeme heyeti, rahatlıkla anlaşılmaktadır ki iki karşılaşmada da müvekkilim Rıza Tanrıkulu'nun mental ve hafıza durumu yerinde değildir. Buyurun, devam edin. Şimdi geldik belki de en önemli ana. Müvekkilimin tanık tarafından son görüldüğü zamanı. HTS kayıtlarından da görebileceğiniz gibi babamla 05:13 saatinde görüşmemi yaptım. Peki o son aralıkta neler yaşandı? Lütfen bize müvekkilim Rıza Tanrıkulu'nu son gördüğünüz anı anlatır mısınız? Sabah olmuştu artık. Ben mesaimi bitirip servisi beklemek için yola çıkmıştım. Bir baktım, Rıza abi hala orada dolanıyor. Yani karşıdan karşıya geçmek için çabalıyordu. Sanki böyle aklını kaybetmiş gibiydi. Araba son anda frene basmasa Rıza abiye çarpacaktı. Peki arabayla ilgili bilgi verebilir misiniz bize? Arabayı kimin kullandığını gördünüz mü? Hayır. Aracın içinde kimseyi hatırlamıyorum. Sen. Arabanın içinde sen vardın.
Neşet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.